Ülke gündemine başlayalım. Ülke gündeminde gazeteler nasıl değerlendirmiş ülke gündemini? Bugün 5 Ekim Pazartesi günü hangi başlıklarla çıkmış? Temiz Eller gazetesiyle başlayalım efendim. Temiz Eller gazetesi bugün 5 Ekim Pazartesi günü Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır manşetiyle çıkmış. Devlet Bahçeli efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır. Tarihi zorunluluktur. Çok acil bir ihtiyaçtır. Deyim yerindeyse hayat memat konusudur diyor Temiz Eller gazetesinin manşeti efendim. Devlet Bahçeli'nin açıklaması efendim. Ermenistan sivillere saldırıyor. Temiz Eller gazetesinde yer alan haberlerden bir tanesi efendim. Ve Aliyev ulusa seslendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında tek şartım Ermenistan güçlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesidir dedi. Topraklarımızdan çıkın ama sözde değil, eyleme dökün. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığınızı söyleyin. Bir görüntümüz vardı herhalde Nur. Öyle değil mi? Evet, o görüntüyü hemen Aliyev'in açıklamasını verelim efendim. Aziz hemvetenler, bugün Cebrail şehri ve Cebrail rayonunun 9 kendi işgaldan azad edildi. Bu tarihi hadise münasebetiyle bütün Azerbaycan halkını yürekten tebrik ederim. Cebrail rayonunun ve diğer işgal edilmiş arazilerin azad edilmesinde faal iştirak etmiş bütün asker ve zabitlerimizi yürekten tebrik ederim. Onların kahramanlığı, şücaəti nəticəsində bugün bizim doğma torpaqlarımız bizə qayıdı. Bu qanlı döyüşlərdə həlak olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralı hərbçilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Uzun illərdən sonra Cəbrayıl şəhəri azad edildi. Cebrail bizimdir. 4 yıl bundan evvel Cebrail rayonunun Cocuk Mercanlı kendi yeniden kurulmaya başlamıştır. Uğurlu ameliyat neticesinde azat edilmiş yükseklikler imkan verdi ki Cebrail rayonunun Cocuk Mercanlı kendine kendin sakinleri kayıtsınlar. Güzel kasaba saldık. Ve kasabanın açılışında demiştim ki, Cocuk Mercanlı bizim yenilmez irademizin remzidir. Cocuk Mercanlı onu gösterir ki, hiç vakit Azerbaycan halkı işgalle barışmayacak. Parti üyeliğinde kampanya. Artık bunları da görmeye başladık efendim. Biliyorsunuz Temiz Eller gazetesinde, İzmir'in en iddialı dijital gazetelerinden olması hedeflenen Temiz Eller gazetesinde bir başka haber. Parti üyeliğinde kampanya. Hatırlıyor musunuz AK Parti üyeleri arasında bir kişiyi sarayda ağırlayacak, üye olanları sarayda ağırlayacak, çekilişle belirlenecekti herhalde tahmin edersem. Sarayda ağırlayacak, kampanya başlatmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi geri durur mu? Durmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'de de üye olanlara bedava veya indirimli. Onu bir araştırın arkadaşlar. Damacana su ile tüp dağıtacaklarını. İndirimli efendim. Tüp dağıtacaklarını damacana suyla tüp dağıtacaklarını belirtmişler efendim. Kim yapmış bunu? Hemen bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme İlçe Kadın Kolları gerçekleştirmiş bu kampanyayı efendim. İlçedeki tüp ve su bayileriyle anlaşarak CHP üyelerine %20 indirim yapılacağını duyurmuş efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olanlara %20 tüp, %20 indirimli damacana su, %20 indirimli. Parti üyeliğinde kampanya dönemi efendim. Hayırlı olsun. Temiz Eller gazetesindeki haberlerimiz bunlardı efendim. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi 5 Ekim Pazartesi günü Azerbaycan adım adım zafere manşetiyle çıkmış. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da
10 bölgeyi Ermeni işgalinden kurtardı. Zafer ülkede sevinç gösterileriyle kutlanıyor manşetiyle çıkmış efendim Sabah gazetesi. Sabah gazetesinden sonra Sözcü gazetesine geçelim efendim. Devletten eski bakanlara lüks araba. Makam aracı saltanatı Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Bu rapor olmasaydı ortaya çıkmayacak mıydı? Yani burada hatırlıyor musunuz? Dilimizde tüy bitmişti. Makam arabası saltanatı. Belediye başkanlarından başlar, daire müdürleri, kamu kurum kuruluşlarının yetkilileri. Yani vali, mülki amiri anlarım. Hem güvenlik açısından hem de şehrin mülki amiri, şehri temsil eden kişi. Büyükşehir Belediye Başkanı. Daha mütevazi araçlara binemez mi acaba belediye başkanları? Kamu kurum kuruluşlarının efendim müdürleri, bakan yardımcıları, daire başkanları Ankara'ya kadar uzanır. Bakın Sözcü gazetesi. Çevre Bakanlığı'nın daha önce kurumda görev yapmış eski bakanlara makam aracı verdiği ve yakıt dahil tüm giderleri karşıladığı belirlenmiş efendim. Mecliste Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane makam aracı var biliyor musunuz? Bunları yarın size tek tek açıklayacağız. Nur, Sait abi bir çalışsın. Sait abi bu makam arabalarına bir çalışsın hep. Makam arabaları saltanatına, Türkiye yılda kiralık makam araçlarına, yakıtlarına, servislerine kaç para harcıyor biliyor musunuz? O parayla kaç tane yoksul halka yardım dağıtılır biliyor musunuz? Veya kaç tane öğrencinin internet ve tablet problemi çözülür? Şu makam aracı saltanatıyla. Sözcü gazetesi de bugün manşet yapmış. Devletten eski bakanlara lüks araba. Efendim, Sözcü gazetesinin manşetiydi. Yeni Şafak gazetesi cepheden kaçıyor, sivilleri vuruyor. İşgal ettiği Dağlık Karabağ'da varlık gösteremeyip cephelerden kaçan Ermenistan ordusu Azerbaycan'daki sivilleri vuruyor manşetiyle çıkmış Yeni Şafak gazetesi. Posta gazetesi biz de size inanamıyoruz diyor efendim. Bugüne kadar 8441 kişi hayatını kaybetti ama hala ben koronaya inanmıyorum diyen, maske ve mesafeyi önemsemeyen sorumsuzlar var. Bu kişilere soruyoruz. Antalya'da virüs kapar eve dönemem diyerek her gün valizle işe giden doktor Ayça Gümüş'ten, Erzincan'da özel giysili görevlilerce defnedilen merhumların cenazelerine katılamayan ailelerinden mi, ailelerinden de mi utanmıyorsunuz diyor. Biz de size inanamıyoruz. Şu maske ve mesafe kurallarına uymayan kişilere bu laf. Ve cezaların caydırıcı olması gerektiği yönünde de görüşlerimizi tekrarlıyoruz. Lütfen emniyet kuvvetleri, kolluk kuvvetleri denetimlerini sıklaştırsın. Biz hiçbir şekilde şikayetçi değiliz. Hiçbir şekilde şikayetçi değiliz ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Biliyorsunuz değil mi? Kesilen cezalar tahsil edilecek. Net bir şekilde ve emniyet kuvvetlerinden de kolluk kuvvetlerinden de denetimi sıklaştırmasını istiyoruz efendim. Karar gazetesi Karabağ'da sıkıştı, sivilleri vurdu manşetiyle çıkmış. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan kaçarken Azerbaycanlı sivillere yapılan saldırıyı manşetine taşımış efendim. Korkusuz gazetesi ücretsiz izine çıkardılar, açlığa mahkum edildiler. Cumhuriyet Halk Partili Ağbaba'nın raporu ekonominin acı durumunu ortaya çıkardı. 2 milyon işçinin izne çıkartıldığını söyleyen Ağbaba, aileleriyle birlikte 4 milyon vatandaş açlıkla baş başa hayatta kalma mücadelesi veriyor diyor efendim. Korkusuz gazetesinin de manşeti böyleydi. Hürriyet gazetesi Gence bombalanırken oradaydık diyor. Ermenistan cephe hattında bulunmayan Gence'deki sivilleri bombaladı. Füze saldırısı sırasında Hürriyet muhabirleri de oradaydı. Savaş alanına dönen kentte bir sivil öldü, 32 sivil yaralandı diyor. Hürriyet gazetesinin manşeti. Gereken cevabı Aliyev verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı biraz önce seyrettiniz. Gereken cevabı verdi ve kesinlikle işgal edilen topraklardan Ermenistan
şartsız bir şekilde çekilmedikten sonra Azerbaycan müdafaa hakkını, topraklarını müdafaa hakkını sonuna kadar kullanacak dedi. Cumhuriyet gazetesi anayasal devlet değil, anayasalı devlet olduk diyor Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun sözlerini manşetine taşımış. Bir Gün gazetesi bugün tezgahtan hükümete acı ders. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen öğretmenler, öğrencilerinden uzak bir öğretmenler günü daha geçiriyor. Öğretmenler iktidara tepkili diyor. Efendim tezgahtan hükümete acı ders manşetiyle çıkmış. Gazeteler, ulusal gazetelerdeki ülke gündemi genellikle Azerbaycan ağırlıklıydı ve ekonomi ağırlıklıydı efendim.